Arkadaşlar, Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle 3 düz 3 büz modelini çalışacağız. Şöyle kalın iple ben çalıştım daha rahat görülebilsin diye. Modelimizi nerelerde kullanabiliriz? Yazlık örgülerimizde kullanabiliriz, yeleklerde, ceketlerde, battaniye yapımında. Nerede istersek oraya çok güzel yakışacak kolay bir çalışma. Özellikle yazlık örgülerimizde çok şık durmakta. Evet hemen bu modelimizin yapımına geçelim. Ama öncesinde abone olarak beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok mutlu edersiniz. Evet kolay gelsin diyerek hemen bu güzel çalışmamıza başlayalım. Kolay gelsin. Modelimizi 3 ve katlarıyla kuruyoruz üçer üçer ilmeklerimizi toparlıyoruz. Artı bir başlangıçta bir de bitişte iki tane de ilmeğimizi ilave ediyoruz ve modelimiz kurulmaya hazır oluyor. İpimizin başlangıç ipimizin sol tarafta olması ön yüzde olduğumuzu gösterir. Modelimizi ön yüzden kurmaya başlıyorum. Sizler öreceğiniz örgülerinde dilediğiniz lastiklerimizi kullanabilirsiniz tabii ki. Lastiğimizi farz edelim burasını ve onun üzerine modelimizi çalışmaya başlayalım. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. 3 ve katlarıylaydı e, örgümüz 3 tane ilmeğimi şimdi keseceğim. Ama öncesinde bir tane artışımı yapıp üçünü aynı anda düz örüp kesme işlemini yapıyorum ve bir tane de artma işlemi kestikten sonra yapıyorum. Birinci ilmeğim, kenar ilmeğim boş. Örmeden aldım. Şişimin üzerine ipimi alıyorum. 3 tane ilmeğimi girerek düz örüp tek ilmeğe indiriyorum. 3 ilmeğimizin birincisini bakın artışla yaptım. Üçünü keserek ikinci ilmeğimi çıkarttım ve bir tane daha artış yapıyorum. 3 tane ilmeğimi kestiğim gibi hemen yerine koyuyorum. Ve takip eden 3 ilmeğimde hiçbir işlem yapmadan düz örüyorum. 1 2 3. Modelimiz tamamen bu esas üzerine devam edecek. 3 tane ilmeğimizi önce artış, sonra üçünü kesip sonra bir tane daha artış yapıp 3 ilmeği kestiğimiz gibi yeniden yerine koyup sonrasında gelen 3 ilmeği ise aynı şekilde düz örerek şimdi artışımı yapıyorum şişimin üzerine ipimi alıyorum üçünü aynı anda kesiyorum tek ilmek bir tane daha artış yapıyorum 3 tane düz ilmeğimi örüyorum tekrar şişimin üzerine ipimi alıyorum 3 tane ilmeği düz örüp tek ilmeği indiriyorum bir artış yapıyorum arkasından takip eden 3 ilmeğimi düz örüyorum tekrar artışımı yapıyorum 3 ilmeğimi aynı anda alıyorum bir tane daha artış yapıp 3 ilmeğe yeniden ulaştırıyorum takip eden 3 ilmeğimi birer birer örüyorum başını doluyorum 3 tane ilmeğimi aynı anda örüyorum bir tane daha şu şekilde artışımı yaptıktan sonra 3 ilmeğimi düz örüyorum ve son ilmeğimi ters örüyorum ki kenarımız düz çıksın Evet birinci sıramızda modelimizi bu şekilde kurduk arkasında ise bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz hiçbir işlem yapmıyoruz artıklarımızı kestiklerimizi hepsini ters örüp tamamlıyorum birinci ilmeğimi örmeden alıyorum ve ilmeklerimi sona kadar ters örüyorum. Arttığımı, kestiğimi, düz ördüm. Hepsi örgümüzün arka yönünde ters örülecek. Arkadan bütün ilmeklerimizi ters ördüm. Modelimizdeki ilk kurulumumuzu yaptık. Şimdi 2. kurulumumuza geçiyoruz. Modelimiz kaydırmalı bir model. Şimdi e, şu şekilde bakar iseniz burada ilk e, bir tane boş ilmek aldıktan sonra hemen artış ve kesmelerle başlamıştım. Şu şekildekiler artış ve kesmeleri yaptığımız yerler. Buradaki bölümler ise işlem yapmadan düz ördüğümüz. Şimdi modelimizde e, her iki sırada bir kaydırma yapacağız. Yani bir Öreceğiz. Arkasından ters ördükten sonra modelimizin yerini değiştireceğiz. Şimdi yer değiştirme işlemindeyiz. Bu kez büzerek ördüğümüzü düz örüyoruz. Bir önceki sırada örmediğimiz düz olarak ördüğümüz herhangi bir işlemi yapmadığımızda ise kesme ve artış işlemimizi yapıyoruz. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir önceki işlem yaptım. 3 ilmeğimi düz örüyorum. 1, 2 ve 3 İşlem yapmadığım 3 tane ilmeğimi ise bir doluyorum. Üçünü aynı anda kesiyorum ve yine bir tane doluyorum. Bir sonrakini 3 tane düz olarak örüyorum. Bir önceki işlem yaptım. Bakın işlem yapmadığımı görüyorum. Hemen şişimin üzerine ipimi alıyorum. Üçünü aynı anda kesiyorum. Bir tane daha doluyorum. 3 ilmeğe yine ulaştırıyorum. Doluyorum. Sonrasında bu 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 3 tane örmediğimi görüyorum. Hemen artışımı yapıyorum. 3'ünü kesiyorum. 1 artış. Diğer sırada artıp kesip arttığımı düz örüyorum. Tekrar 3 ilmeğimi görüyorum. Bir tane şişimin üzerine şöyle ipimi alıyorum. 3'ünü kesiyorum. Ve bir tane artış daha yapıyorum. Ve birer birer bir önceki sırada kesip artışlarımı düzeltiyorum. Şişimi üzerine alıyorum. Üçünü aynı anda kesiyorum. Bir tane artışımı yapıp son ilmeğimi ben ters örüyorum sizler nasıl örüyorsanız o şekilde örün. Bakınız modelimiz hemen şekle girdi. Yeniden arka yüzdeyiz. Arka yüzde bütün ilmeklerimizi ters örelim arttığımızı eksildiğimizi hepsi ters ilk ilmeği örmeden alıyorum ipimi şöyle arkaya yardımcı oluyorum geçmesi için ve bütün ilmeklerimi ters örüyorum kurulumumuzun her ikisini de yaptık bir sırada kurulumu başlangıçtaki gibi hemen bir ilmeği boş aldıktan sonra artış ve üç kesme ile başlattım ikinci sırada ise bir tane ilmeğimi örmeden aldım diğer ilmeklerimi ise düz ördüm bu şekilde kuruyoruz Yani bu iki sıranın tekrarı şekliyle kurarak ilerleyeceğiz şimdi bütün ilmeklerimi tersten bitiriyorum Bu dilimiz bu şekilde görülmekte şimdi bakın keseceğimiz yerler ne kadar belli ilk başlangıçtaki üçü kesiyorum. Burayı düz örüyorum. Burayı kesiyorum, kesiyorum. Kestiğim yerler gayet rahat bir şekilde belli hiç kafanız karışmayacak. Evet şimdi yeniden alttaki gibi ilk kurulumumuzu da yapalım. Ondan sonra sizde ben de biraz büyütelim. Bakın 3 ilmeğimi şu şekilde örülmüş görüyorum. Deliklerimi düz öreceğim. Şişimin üzerine ipimi alıyorum. Üçünü tek seferde keserek bir ilmeğe indiriyorum. İpimi şöyle kalından özellikle kalın kullandım bir tane de artıyorum bir arttım üçünü kestim bir arttım diğer sırada kestiklerimi 3 düz şekliyle örüyorum bakın bunu şişimin üzerine ipim alıyorum üçünü aynı anda kesiyorum bir tane artıyorum diğer sırada arttıklarımı birer birer düz örüyorum bunu gördüğünüz gibi önce alıyorum üçünü birden kesiyorum bir tane daha artıyorum 3 ilmeğimi teker teker örüyorum tekrar bakın şişimin üzerine ipimi alıyorum üçünü aynı anda çekiyorum yine şişimin üzerine ipimi alıyorum 3 tane düzü örüyorum ve bu şekilde sona kadar Geldik modelimi ikinci kez kurdum. Arkadan ters örüyoruz. Modelimi sadece ön yüzde kuruyoruz. Ön sırada bir sırada kuruyorum. Arkadan ters örüyorum. İkinci sırada yerlerini değiştiriyorum. Arkadan yine ters örüyorum. Evet bu şekilde örelim ve biraz büyütelim. Şişimin üzerine ipimi alıyorum. 3 ilmeğimi aynı anda alarak kesiyorum. Bir tane daha şişimin üzerine ipimi alıyorum. Ve 3 tane takip eden ilmeğimi düz örüyorum. Evet sevgili dostlar kalın ipimizle ördüğümüz 3 düz 3 büzü bu şekilde örerek tamamladım. Çok güzel. Umarım sizlerde beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın mutlu kalın.